Evet arkadaşlar, hepinize selamlar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? YouTube kanalımıza hoş geldiniz bu arada. Sizlere bugün bu elimde görmüş olduğunuz paketin açılışını yapacağım. Bu pakette ne var arkadaşlar? Şimdi hemen size onu gösteriyorum. Göstermeye gerek yok, zaten görüyorsunuz kutunun üzerinde. Bu bir RC Car araba arkadaşlar. Şimdi size biraz bu arabadan bahsetmek istiyorum. Bu arabanın 4-5 çeşit rengi var. Hatta şurada 3 çeşit rengini görebiliyorsunuz. Yeşil olan, kırmızı olan, mavi olan. Tabii ki bizimki mavi. Birazdan bunu kutuyu açtığımızda da göreceksiniz. Kutunun içerisinde saate benzer bir tane kumanda bulunuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz, bildiğiniz akıllı saatlerin aynısı. Birazdan kutuyu açtığımızda göreceğiz nasıl bir şeymiş. Bir tane kumandası var. İçerisinde iki tane pil olan. Tabii içerisinde var mı yok mu onu bilmiyorum. Kutuyu açtığımızda göreceğiz. Ve bu da arkadaşlar arabanın şarj edilebilen pili. 3 voltlukmuş. Pardon, 3.7 voltlukmuş. Bu USB ile şarj ediliyor bu piller. Şimdi hemen paketimizi açmaya başlayalım. Bu arada bizim kız da arkadaşlar arkada hık 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 deyip duruyor. Hıçkırık tuttu ona da. Belki mikrofona ses geliyordur. Dilerseniz hemen kutumuzu açalım ve içerisinde neler varmış, arabamız nasılmış bir bakalım. Yaklaş istersen biraz. Şöyle hemen şuradan paketimizi yavaş yavaş açalım. Yardım et Toprak. Şuradan çek istersen. Evet, aferin. Güzel, aferin oğlum. O tarafı çekmene gerek yok. Şuradan, şurayı da aç. Şurada da var bir tane bak. Tamam, sen aç. Pardon. Aferin ha. Diğer tarafta var mı? Şurada da varmış bir tane. Evet. Şunu demin. Ben sökeyim mi, sen mi sökeceksin? Bu biraz zor ama ya. Evet arkadaşlar. Bantlar çırp. Şimdi söküyoruz. Bu bant biraz uğraştırdı. Şunu hemen sökersek yavaştan paketimizi açmaya başlayacağız. Bu biraz zormuş Toprak. Evet. Bunları çöpe atar mısın? Hemen çöpe at. Ya Allah ya, bismillah. Paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Yapma. Wow. Bak, işte yeşil olan. Arabamız. Bak. İşte. İşte bak. İşte bunun. Şundan değil mi Toprak? İşte. Aynı işte bu. Tamam, kameraya göster bak. Kamera görmüyor. Şundan bak. Değil mi? Yeşil evet. Değil ama bu mavi bak. Mavi işte. Aynısı. Aynısı evet arkadaşlar. Bakalım kutunun üzerindeki malzemeler içerisinde var mı? Bu da. Size bahsettiğim saat gibi olan kumanda arkadaşlar. Bunu böyle paketlemişler. Bunu birazdan göstereceğim size nasıl çalışıyor. Yine burada bir tane kumandası var. Antensiz kumanda görüyorsunuz. Şöyle ufacık bir anteni var. Açma kapama düğmesi. Ve arabamız arkadaşlar görüyorsunuz. Üzerinde birçok silindir bulunuyor. Bu silindirlerin sebebi ise araba hem böyle yana doğru gidebiliyor. Hem de böyle örümcek gibi gidebiliyor. Yani bu silindirler o işe yarıyor. Tekerlerin üzerinde tam böyle tekerleğin ortasında ledler bulunuyor arkadaşlar. Birazdan çalıştırdığımızda bunu daha net görebileceksiniz zaten. Araba gerçekten çok haşin, çok katlar duruyor. Bu görmüş olduğunuz araba aynı zamanda merdivenlerden uçabiliyor arkadaşlar. Yani yüksek yerlerden kendini atabiliyor. Öyle de bir özelliği varmış. Yine burada içerisinde demin de size söylediğim gibi bir tane USB kablosu. Bununla şarj ediyorsunuz bu arabayı. Ve şarj olabilen pil. Bir tane şöyle görüyorsunuz. Böyle bir pili var. Bu pille çalışıyor bu araba. Yine içerisinde böyle ufak pil var arkadaşlar. Bu pil de şu saati çalıştırıyor. Saat diyorum da yani bu kumandayı çalıştırıyor. Siz anlayın artık. Ondan sonra başka ne varmış içerisinde? Evet, bir de içerisinde
Şöyle tornavida var arkadaşlar. Bu tornavida bu kumandanın vidasını açmaya yarıyor ve arabanın vidasını açmaya yarıyor. Şimdi hemen isterseniz şunları şöyle şuraya bir atalım. Arabamızı çalıştıralım. Nasıl çalışıyormuş? İlk önce hemen şöyle arabanın pil kısmını açalım. Pilini içerisine yerleştirelim. Evet. Evet arkadaşlar, bunun pili bu şekilde. Hemen pilini yerine yerleştiriyorum. Ondan sonra hop, yerleştirdikten sonra pilini içerisine böyle oturtuyorum. Niye oturmadı? Şunu şöyle içerisine iyice sıkıştırmak gerekiyor galiba. Kızım sakin ol. Sakin ol. Ne oldu? Evet. Olacak galiba. Oldu mu galiba? Niye olmadı? Sıkıştıramadık bunu buraya. Yağmur sakin. Kardeşine bakar mısın toprak? Emzin verir misin? Emzin ver istersen. Pini bir oturtamadım. Niye oldu? Burada bir hata yapıyoruz ama. Yağmurdan pini almıyor. Yağmıyor mu? Niye almıyor acaba toprak? Arkadaşlar bunu bir türlü oturtamadık. Bunun bir sırrı var ama ben çözüm. Ha şimdi oldu. Evet arkadaşlar, sonunda oturtabildi. Uzun uğraşlar sonunda. Hemen vidalayalım. Ondan sonra... Arabamızı vidaladık. Bakalım çalışacak mı? Görüyorsunuz, ledleri görüyorsunuz arkadaşlar. Demin size bahsetmiştim. İçerisinde böyle ledler var. Tam böyle tekerleğin ortasında. Şimdi kumandamıza da pil takmamız gerekiyor toprak. Evet. Kumandamızın da pilini takalım. Kardeşine bak bakayım toprak. Evet arkadaşlar. Kumandanın pilini ben daha öncesinden getirmiştim. Biliyordum çünkü içerisine pil koymayacaklarını. O yüzden pili böyle hemen kendim dışarıdan satın aldığım pil. İçerisinde pil çıkmıyor böyle. Yani genelde hepsinde çıkmıyor zaten. Ben bunu tahmin ettiğim için anne, pili videoya başlamadan önce cebime bırakmıştım zaten. Evet anneciğim, almıyormuş elimizi. Hemen kumandaya da pilimizi yerleştirdikten sonra kumandamızı aç. Of, ne oldu toprak? Araba yattı. Görüyorsunuz arkadaşlar, hemen of, bir saniye durdur arabayı, durdur. Ooo, fenaymış bu toprak. Bir saniye, araba sesini duyuyorsunuz arkadaşlar, gerçek bir araba çalışıyormuş gibi sesi var. Harika, bakar mısınız? Hareket ettir. Ooo, süper. Hareket ettir. Hop. Güven bana. Arkadaşlar, şuraya ortadaki düğmeye bastığınız zaman görüyorsunuz. Bir daha göster arabayı. Araba şekli değişiyor. Bir saniye toplar, bir saniye. Bak, şuna bastığım zaman araba kendi etrafında spin atıyor. Bakalım. Görüyorsunuz böyle. Bir saniye toplar. Dur. Arkadaşları göstereyim ondan sonra. Buna da iki tane ok var arkadaşlar. Bunlar sağa gidiyor. Pardon, sola gidiyormuş. Tam tersi. Bunlar da sağa gidiyor arkadaşlar. Bununla galiba... Ha, ok. Hareketler atıyor. Neyse. Şarkı açma toprak. Keyif yiyeceğiz. Şarkı açma. Tamam. Durduralım bir saniye. Şunu da takalım. Evet. Şunu da bir takalım. Tamam ama ilk önce pilini takmamız gerekiyor. Burada pili var ya. Evet. Bu pili bunun içerisine takmamız gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar, bu da görmüş olduğunuz gibi saat gibi. Normal akıllı saatler gibi. Ama bir kumanda. Bunu da böyle yapmışlar. Hemen bunun da pilini yerleştirelim. Bakalım bu nasıl çalışıyor. Bir de bununla deneyelim. Bu çalışacak mı? Pili ver, ben açayım toprak. Bebeğim sakin. Tamam, anlıyorum. Sıkıldın orada. Hemen şöyle pilimizi de takalım. Bakalım bu nasıl çalışacak. İyi sarsa. He? İyi sarsa. Emin misin? Evet. Eminim. Evet.
Evet arkadaşlar, kumandaya pilimizi taktık. Bu nasıl oluyor? Bunu tam olarak bilmiyorum. Buradan açıyoruz. Görüyorsunuz. Aç kapama düğmesi var burada bir tane. Ona böyle uzun bastığınız zaman kumandası açılıyor. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bir saniye. Bir saniye toprak. Ben bir takayım ondan sonra. Galiba böyleydi herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Nasıldı? Şeyine bir bakalım, kutusuna. Kutusunda gösteriyor mu acaba? Evet arkadaşlar, şu anda bu kumandayla nasıl çalıştığını öğrendik. Şimdi size kumandanın nasıl takıldığını da göstereceğim. Görüyorsunuz. Buradan baş parmağınızın arasından bu lastiği geçiriyorsunuz. Bu şekilde takılıyor arkadaşlar. Ve şimdi size bu kumandayla bu araba nasıl hareket ediyor, nasıl ileri geri gidiyor onu göstereceğim. Bakalım kumanda çalışıyor mu? Evet, ilk önce şu kumandamızı bir açıp kapatalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Sadece kumandayla görüyorsunuz. Elim şöyle yapıyorum, gidiyor. Bak. Görüyorsunuz. Böyle yaptığım zaman duruyorum. Git diyorum, gidiyorum. Git. Bakın. Geri gel, geri gel. Geri gel. Dur. Böyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dur. Parmağımla arabayı. Stop, stop, stop. Sakin. Çok haşin arkadaşlar, görüyorsunuz. Hop, hop, hop. Gel şu tarafa. Şu tarafa gel. Bu tarafa değil, bu tarafa. Dur. Hop, stop. Arkadaşlar, kumanda burada. Belki kumandayla hareket ettiriyor diyenleriniz olacak. Kumandaya hiç dokunmuyoruz. Kumanda burada. Stop, stop, stop. Tabii işin biraz acemisiyiz, o yüzden kusura bakmayın. Nasıl olduğunu tam olarak biz de bilmiyoruz açıkçası. Stop, stop, stop. Görüyorsunuz arkadaşlar, dans ediyor. Bildiğiniz dans ediyor yani. Bakın. Tamamen bu el hareketleriyle araba hareket ediyor. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi biraz da yukarılarda sürmek istiyorum arabayı, çünkü araba baya böyle yüksek yerlerden gidebiliyormuş. Merdivenlerden falan böyle atladığını falan söylüyorlar. Bakalım gerçek mi? Bunu test edelim. Arabayı bu kumandayla yönlendirmek biraz zor oluyor. Tabii bu bizim alışkın olmadığımızdan kaynaklanıyor. Biraz alıştığım zaman bu da eminim kolay gelecek. Görüyorsunuz araba parmak hareketlerimle yön değiştiriyor. Böyle görüyorsunuz. Bak.
Benim böyle yaptığım zaman ileri doğru gidiyor, böyle yaptığım zaman geri gidiyor normalde. Görüyorsunuz. Şimdi bu kumandayı kapatıyoruz çünkü bununla biraz yönlendirmek zor oluyor. Diğer kumandayla biraz size göstermek istiyorum. Görüyorsunuz bu bildiğiniz saat gibi. Bunu da böyle bir şey yapmışlar. Bundan da sosluklar oynayabiliyor. Evet, bununla da toprak gibi çocuklar oynayabiliyor. Bu biraz profesyonellik gerektiren bir şey. Buna biraz alışmak gerekiyor. Şu anda biz alışkın olmadığımız için gerçekten arabayı yönlendirmekte gayet zorlanıyorum yani. Tabii buna alıştığım zaman yönlendirmesi kolay olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi hemen isterseniz bunu kapatıyorum. Şuradan yine açıp kapama düğmesinden kapattım. Kumandasıyla biraz sürmek istiyorum. Size bir de kumandasıyla nasıl hareket ettiğini göstermek istiyorum. Bakalım arabamız kumandasıyla nasıl hareket ediyor. Görüyorsunuz üzerinde 5 tane tuşu var. Sağ sol tuşu. Ondan sonra joystickleri bulunuyor. Bir saniye toprak. Şu arabanın gövdesini düzeltiyor. Yani kamburlaştırıyor ve düz hale getiriyor. Görüyorsunuz. Göster arabayı. Hemen size göstermiş. Bir saniye toprak. Bir saniye. Bakın. Şu tuşa bastığın zaman araba şekil değiştiriyor. Yani kamburlaşıyor. Böyle yaptığınız zaman tekrardan bastığın zaman normal düz hale geliyor. Bu görmüş olduğunuz burada bu şekilde hareketler yaptırıyor ama tabii ben dinamonu kapatıyorum şarkı daha tehlike yemeyelim diye. İçerisinde tabii farklı farklı müzikler de bulunuyor. 2-3 tane olması gerekiyor, tam olarak bilmiyorum. Şurada kendi etrafında dönüyor araba. Yani spin yapıyor. Toprak biçip hemen göstereyim onu da. Hemen size onu da şöyle hemen göstereyim. Bir saniye. Görüyorsunuz. Basıp tutmak gerekiyor. Basıp tuttuğun zaman böyle 360 derece kendini görüyorsunuz. Solda bir tane joystick var. Bununla da ileri geri yapıyorsunuz. İleri geri yap toprak. Evet, şu anda Thank you.
Devam. Niye gidiyor? Bir saniye şu koltuğun şöyle şunları aşağı indirelim diye. Hop. Of. Görsel patlak nasıl gidiyor? Görüyorsunuz. Yastıkların üzerinden nasıl gidiyor araba? Biraz da pili zayıflatsa bir şu anda. Ondan yavaş gidiyor. Ama yine de hızı bayağı var yani, güçlü bir araba. Şarkıyı kapat. Telif diyeceğiz sana. He? Telif diyeceğiz. Şarkıyı kapat. Aslında şarkılar güzel de. Ama işte yetip. Tam dolayı yani. Telif yiyebiliriz o yüzden. Görüyorsunuz arkadaşlar nasıl dans ediyor. Toprak da aynı zamanda arabayla birlikte bu şekilde dans ediyor. Sanki toprak ne hareket yaparsa arabada bu hareketi yapıyormuş gibi. Harbiden toprak sen ne yaparsan arabada ne yapıyor. Ne oldu? Dans et hadi onunla beraber. Sanki o dans edince o da hareket ediyor. Görüyorsun değil mi? Bence ona göre hareket ediyor. Toprağa göre hareket ediyor bence. Evet. Ama yok. Bir daha dans et toprak. Dur bir. Yok. Hayır. Kendisi istemiyor öyle. Arabanın yüzeyi öyle. Dans ediyor. Yastıkların üzerini ötürdü. Ya ısırıyorum. Ama ters döndü. Bu şekilde gitmez. Güzel. Sen şimdi evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi arabamız gerçekten mükemmel, harika. Söylenildiği kadar da var. Araba her yerden uçuyor. Özellikle şu silindirlerin sayesinde araba gayet stabil bir şekilde sağa sola kayaraktan gidebiliyor. Yani böyle akaraktan gidebiliyor. Arabamızı biz de çok incelemedik. Bu videodan sonra inşallah biz de inceleyeceğiz, süreceğiz. Hatta dışarıda da bunu sürmeyi düşünüyoruz. Şu anda dışarıda yağmur var. Artı zaten şu anda akşam. Dışarı çıkıp da bunu sürmemizin imkanı yok. Bir dahaki video hazırladığımızda inşallah bunun da dışarıda denemesini yapacağız. O zaman daha detaylı görmüş olursunuz. Hem dışarıda nasıl gidiyor bunu da test etmiş oluruz. Özellikle şu silindir olayı benim çok hoşuma gitti. Yani kayarak böyle arabanın gitmesi gerçekten çok akışkan. Yani altında ne olursa olsun halıda yani
zeminde her yerde çok stabil bir şekilde gayet yumuşak geçişler yaparaktan böyle zorlanmadan kendini hareket ettirebiliyor bu araç, bu araba. Açıkçası ben gayet hoşuma gitti araba yani. Benim çok hoşuma gitti. Toprağın da hoşuna gitti. Gördünüz zaten. Arabayla birlikte dans ediyordu Toprak. Bir ara yani ben bıraktım video çekmeyi. Toprak'la arabaya baktım. İkisi de gerçekten harikalardı yani. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videomu beğenirsiniz. Lütfen videolarımıza like atmayı ve videolarımıza yorumda bulunmayı unutmayın. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım bir dahaki videomuzda da bunun dışarıda çekimlerini yaparız, testini yaparız ve dışarıda da nasıl gidiyor bunu da sizlere göstermeye çalışırız inşallah. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın lütfen.